Hiçbir baskıya aldırış etmeyiz. Onun bunun tezvirat ve tefrikalarıyla Türkiye'nin hayrına olacak görüş ve düşüncelerimizden kesinlikle vazgeçmeyiz. Televizyon ekranlarına yuvalanan özel görevli MHP düşmanlarını ne dedikleri, neyi teklif ettikleri, nasıl bir yöntem ve reçete sundukları belli olmayan cahil ve küstah yorumcu müsveddelerini Bilhassa Halk TV başta olmak üzere MHP'ye saldırı ortamı açan, taltif ve teşvik eden medya organlarını ve özellikle medya patronlarını tek tek not aldığımızı yerli ve zamanı geldiğinde de bunların burunlarından fitil fitil getireceğimizi kalabalıkta yapılan itibar suikastlarının Tenhada özrünün kabul edilmeyeceğini muhataplarına duyurmak istiyorum. Evet Sanki dediğimiz gibi tarihi bir çağrı vardı. Evet. Ve Bahçeli'de her seferinde ben sözümün arkasındayım. Evet. Hadi e, işe koyulalım diyor. Şimdi 22 Ekim'de Eskiçim 22 Ekim salı. Telörü ve bölücülüğü Arkadaşlar sesi keselim. Bizim... <laughs> 26 Kasım bir ayı geçmiş. Her salı bu konuşuluyor. Mesela ne söyledik beraber o gün? İlat bu. Evet. Yani artık bu dakikadan sonra çok farklı bir çok farklı bir Türkiye. Ve geri dönüş yok. Allah Allah Devlet Bahçeli söyleyip ondan sonra unutan o uydurma siyasetçilerden olmadı. Ne oldu? Dedi ki arkasındayım. Bugün dedi artık bir an evvel Dem yüz yüze görüşme gerçekleşsin. Aynen. Bir grup başkan vekili demde benim de eski dostum sinemacıdır. Sırrı Süreyya Önder. Demiş ki bugün. Bunu sormuşlar. Bir sırrı hapse de girdi vesaire. Benim eskiden çok yakın dostumdu. Sonra küstük falan işte o. Yani ve kız işte çok böyle İmralı'ya çok gidiyordu ve her şeyi de anlatıyordu millete. Halbuki süreçler hassas böyle her şey anlatılmaz o dönemde. O şu an demiş ki bir insan demiş size demiş. Ölü helvası güzel geliyorsa o ölüyle irtibatınız olmadığındandır. Yani helva yaparlar. Evet 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 evet. Kardeşi ölür, oğlu ölür, helva yapar. Seni yakınımdır. Sen de gelirsin, değildir. komşu dudundurısındır. Oh helva yer. Bize bu dokun Eğer o helvadan tat alamıyorsan işte yani, o zaman ha? senin ocağına düşmüşsün. Bravo. o sözü söyledin sen de tabii Anadolu kültürünü iyi bildiğin için. Ölü helvadan o helvadan dedi tadalamıyorsan işte dedi bak duygulandı şimdi o ezgide gözleri gerçekten onu söyledi. Onun için dedi, bizim için Devlet Bahçeli'nin sözü de değerli. Sizin için dedi bozgunculuk olabilir. Bu süreci baltalamaya çalışanlar buna benzetti. Ölü helvasını oh ne lezzetliymiş sana lezzetli gelir. Kardeşini, evet. çocuğunu kaybeden aileysen sana dünyanın en güzel elbası da evet, gelir. Evet, evet. Onu anlattı. Ve devlet bir ısrar ediyor. Dem grubu hemen Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Evet. Onu haberimiz var herhalde. parti İmralı'ya gitmek için başvuru yaptı. Başvuru ekranlara Bir başvuru verelim. Mi? Evet. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi bakalım. Halkların Heh. Eşitlik ve Demokrasi Partisi Grup Başkanlığı Adalet Bakanlığına. Bugün İmralım, hemen 26.11.2024 İmralı F tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan Abdullah Öcalan'la Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları Oruç'la aynı anda açık görüş yaparak görüşmek istiyoruz. İzin verilmesi konusunda gereğini arz ederim. Arz ederim. 26.11.2024 Tülay Hatimoğulları Bakır. Oruç, evet, e, Tuncay Bakırhan Eş Genel bu Başkan Bu Adalet Bakanlığına olan bu başvurunun kabul edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Kabul edileceği kanaatindeyim. Bak kabul edilmesi gerektiği ısrarla söylüyorum. Sayın Devlet Bahçeli'nin çizdiği rotadan ayrılınmamalıdır. Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a da buradan sesleniyorum. Derhal hiç uzatmadan, hiç uzatmadan, zaten uzatmak devlet beyi de kırmak olur. Devlet Bahçeli'nin sözünü yere düşürmek olur. Hiç gereği yok o zaman da fitnecilere Devlet Bey'in deminden beri çok ağır sözlerle yüklediği, araları şöyle kavgalı böyle kavgalı diyen kötü niyetli ölü helva ölü helva yiyicileri Suri süre Suriye önlerin tabiriyle ölü helva yiyicilerinin ekmeğine yağ sürmüş olursunuz. O bakımdan sevgili Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç Adalet Bakanlığı yetkilileri derhal şuradaki başvuruya bugün Devlet Bahçeli'nin de gösterdiği doğrultuda evet deyiniz Tuncer Bey ve Tülay Hanım bir İmralı'ya gitsinler oradan bir İmralı'dan gelsinler. gelecek cevap tabii da önemli, önemli. bakalım neler tabii. olacak Yok tabii oraya gidecekler İmralı'ya konuşacaklar gelecek sonrasına bakacağız bir adımlar atılsın uzatmanın alemi yok toplum buna artık hazırlandı bir ay geçti bak normal konuşuluyor Bunlar iki ay önce ben kendi başıma söyleseydim. Ezgi Rasim be siz delirmişsiniz. Kusura bakmayın. Olur <laughs> mu şey? Daha <derdim> açıkça <laughs> <ya>. söyleyeyim. Şimdi <gülüyor> yalan <gülüyor> söyleyemeyeceğim. <gülüyor> ne oluyor kendinize gelin derdi. Demek ki Devlet Bahçeli büyük bir liderin yaptığını yaptı. Toplumun tabularını kırdı. 22 Ekim'den 26 Kasım'a geçti. Bu iş normalleşti. Normalleşti. Konuşuluyor ediyor. Kızan oluyor ama normalleşti. Normal bir konu haline geldi. Devlet Bey'in amacı da buydu. Devlet bakın hep söylüyorum. Büyük siyasetçiler eski kitle kuyrukçuluğu yapmazlar. O tribüncülüktür. Gaza getirirsin tribünleri. Büyük siyasetçi yol verir. Yol gösterir. Evet. Büyük siyasetçi kimdir? Mustafa Kemal Atatürk. Büyük siyasetçi kimdir? İşte o bak. Mustafa Kemal Atatürk'ü sevse ve büyük bir siyasi dehadır. Kesinlikle. Büyük siyasi deha. Tayyip Erdoğan da Devlet Bahçeli de onu yaptı. Ben Özgür Özel'i Belki de haberimizi almadık. Özgür Özel'e vurmak istemiyoruz ama ben çok yadırgadım. Bugün gördün değil mi? Hemen efendim bizim için sınır şudur. Hani sen destekliyordun abi? Ama özgür O 22 özgür... Ekim günü bizim arşivden Ezgi'yle yaptığımız yayına bakın. Doğru mu? Senin o e, Anadolu turuna çıkmadan önceydi. 22 Ekim'de beraberdik. O gün biz Özgür Özel e Hatırlıyor musun? Ben el arttırıyorum. Kürtlere bir devlet öneriyorum dedi. Bugün Kırmızı çizgimiz var, kabul edemeyiz. Niye? Niye ezgi Kemal Kılıçdaroğlu bir yandan bastırıyor? 1263 delege var ya, CHP'nin derdi 85 milyon insan değil. 1263 delege. Hay 1263 delegenin, diyeceğim demiyorum Rütük var. 1263 delegeyi şimdi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda alma ihtimali doğdu ya, Kemal beni sıkıştırıyor bir yandan. Özgür Özel Genlere döndü. Bağırma, çağırma, popülizm. Şu an CHP'de tek gündem bu. Şimdi 2 3 derece. Hay Allah sizin. Evet. Ee, aslında bir çelişki yaşanıyor. Dediğiniz gibi hem e, kırmızı çizgilerden bahsediliyor hem de şöyle bir açıklama var. E, şehit gelmeyecekse, annelerin gözyaşı dinleyecekse meclis odaklı, samimi, şeffaf. Toplumsal mütabakata dayalı bir iş, iş iş olacaksa, bütün partiler içinde olacaksa biz de oluruz. Ya şimdi bu biraz iyi e, hadi bu iyi niyetli de bize diyor ki şöyle çizgi. Şi, yani orada o ulusalcı CHP'lilerin gazını alma yönündeki davranıyor. Öyle değildi bu adam. Evet, evet. Özgüveni vardı. Neden? Ah Kemal Bey ah 76 yaşında da toksik hücre gibi zehirledin Toksik toksik. Bak bugün Ertuğrul Özkök. 77 yaşında bir medya duayı. 20 sene oraya yönetmiş. CHP'li hep CHP'ye oy vermiş. Hiç Tayyip Erdoğan'a vermemiş. Diyor ki bana bugün. Onun Mehmet Yakup Yılmaz vardır. O da milliyeti yönetti. Gençler tanımıyor da bunda Türk medya tarihinin şahsiyetleridir. Mehmet de Mehmet Yakup da e, 56 doğumludur. Kend, yani böyle abim mavi diye kendine bir Mehmet denmesinden hoşlanır. İkisine gelmiş Kılıçdaroğlu'na yakın kurultay delegeleri. Efendim biz değişim istiyoruz. Ulan ne değişimi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesi değişim mi? Yeni biri mi? Ya bunlar demiş ki sizin hani amacınız ne derdiniz ne? Karar 1263 kişide. Ya bunların derdi 1263 kişi ya. Evet, evet. Aman iktidarı ele alalım. Hatta böyle bunların şey, olumlu baktığını biliyor. Ekrem olucudur biraz Özkök. Efendim demiş, biz zaten Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı adını göstermek istiyorum. Bak yani Kılıçdaroğlu kurultayla gelsin. O Özgür Özel beceremedi. Alevi kartı da var tabii. Çok güçlü bir Alevi desteği. Kılıçdaroğlu gelsin. Eee? ee? Abi biz İmamoğlu'na da göstereceğiz. Ama Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında da evet. bir çatışma var. Ya böyle parti olur mu ben sana soruyorum. Ya bu nasıl iktidara hazırlanıyor ya? Öz Ertuğrul Özkök dedi ki bak hayatı boyu CHP'ye oy vermiş meşhur bir gazeteci. Ya Rasim dedi. Şu CHP'nin binası var ya bu binası dedi. Onun genel başkanlık katına girdim ben anladım. Dev gibi bir oda. Adamların derdi oh, o oda. Dev gibi o oda. Emre mütevazi oda değil. Sanki devlet yönetiliyor. Cumhurbaşkanlığı odası. O dedi. Onların derdi o odaya sahip olmak dedi. O bina ortadan kalkmadan. Hani mecazen. Hani dinamikleri bir yıkılmadan. Bu CHP kendine gelmez. Çünkü o iktidar önemli. Özgür Özel'le biraz gelecek gibi oldu aslında. Gelecek gibi oldu. Onu da boğdular. Boğdular adamı. Ah benim yani ben İzmirliyim Büyük bir ama Manisalı Özgür hemşerim diyeyim. O da Manisalıdır İzmirli. Bir Ege'li çıktı. Bir şeyler yapmaya kalkıştı. Cemaati yok. Geldiği bir hani böyle bir şey grubu yok. Mezhepsel grup olarak bilmem nesi yok. Kendi halinde Manisalı bir eczacı Geldi. Tabii imam 15 sene geldi. Onu da kabul ediyorum. Ama bir şeyler yapmak istedi. adam boğdular. hani kolay kolay evet, düşüremezler. Evet, evet. Düşüremezler. Ama düşürme tehlikeleri bile ne oluyor Ezgi? Kimyasını bozuyor. Şimdi burada sürekli adamın biri şurada dursa ben rock yerine yorum yapacağım. Ben de yani defol git kardeşim. Al ne yapacaksın? Kiminin gibi kim yan bozulur. Çok Değil haklısınız. Mi? Aynen Şurada aynen. biri beklese aman Ezgi'nin ayağı kırılsa da ben gelsem. Sen dersin ki alalım. Öyle abi tabii, tabii, tabii. Demokrasi kılıcı gibi özgür özelin üzerinde bilmem ne kurultay delegeleri. Bizim devlet de az değil. Kılıçdaroğlu'na dava mava. <laughs> Kılıçdaroğlu evet yükseliyor. konuşacağız. Ya Allah müstakinizi versin. Yani ama gelmeyin. Hani arada özgür özel diyor. Devletin içinden birileri bizim partiyi karıştırıyor. E karıştırmayın abi. Tabii ki eğer zemin varsa provokasyon yapılır bizim coğrafyada. Hatta Batı ülkelerinde bile zemin varsa, kışkırtma zemini varsa orada birileri kışkırtır. Hatta bu konuda Kılıçdaroğlu davasında demiştik ki insanların ağzına bu lafı vermeyin. Yani evet. gel anlaşamıyorsan da birlik olduğunuzu Ta, İmam gösterin. Oğlma söyledik o zaman. Aynen öyle. İçinizde ne yapıyorsanız ne Tabii konuşuyorsanız canım. konuşun ama dışarıya karşı insanlara e, başka tarafa laf vermeyin. Evet. Olarak. Ya CHP kadar laf veren yer var mı? Bizim Ankara'daki muhabirler hepsinin arkadaşı. Sabah akşam CHP'den biri geliyor. AK Parti'den gelen bilgi yok. Adamlar kerpeden ağzını açtırıyor insanlar. <laughs> bir bilgi alalım diye. Evet. Kastecinin işi bilgi almak değil mi? CHP'den hazır dosya geliyor. Evet. Şu kişi şu, şu kişi bu. Ya bak ben sana güldüreyim. 2011 dönemi. O zaman Deniz Baykal gitti. Kaseti çıktı. İşte biliyorsun sekreteriyle bilmem ne Fethullahçılar patlattı. Gitsen o zaman 10 yaşındaydı. Tamam ama tarihten biliyorsun. Deniz Baykal'ın böyle bir şey oldu. Kılıçdaroğlu geldi. Ta partiyle ile karışık Önder Sav, Önder Sav. Ben de o zaman CHP kurultay delegesi ve bir dönem PM üyesi olmuş bir gazeteciyle yayın yapıyor. Hiçbir yayın hazırlıklı gelmedim. Niye? Çünkü ben geliyorum, yayına geliyor geliyorum, ama bilgileri getiriyor. <laughs> CHP'de bilgileri getiriyor. İki dakika bak itiraf ediyorum sevgili seyirciler. Bu kadar dürüstlüğü de bulamazsınız ha. Ben artık Kredim benim ben Rasim Ozan Kütahyal ismi olunca serbest söylüyorum. Başkaları ekranda yalan söylüyor. Geliyor. iki dakika gündemi konuşuyoruz. Sonra bütün gün CHP. Ya yani tek konu CHP. Habire milletvekili oradan bağlanıyor. Gelen sekreter yardımcısı oradan bağlanıyor. Ben diyordum ki ya bunlar kusura ne solak insan. Ya bu kadar oyuna parti çok kariyerli. Çok zeki insan bile o parti içine girdiği zaman manyaklaşıyor çok mücadelesi var. O çok tehlikeli bir şeydir. Evet. O zehirli bir şeydir. Ezgi zehirli. Evet. Niye zehirli? Ben geleceğim, ben gideceğim. Orada hırslar başlıyor. Yani demokrat dede denen Kemal Kılıçdaroğlu muhteris dede haline geldi ya. Ya 76 yaşındasın. 77'ye basacaksın Kemal Kılıçdaroğlu. Yazık şu Özgür Özel'e ya. Ya ben CHP için meselelere karışmak istemem de. Ya bir işte onun için bu konulara. Evet yani, Sayın Kütahyalı. Evet ee, devam edelim. Bahçeli ile ilgili bir konu daha var aslında evet, bir iddia var. Yani. E, Ahmet Türk ile görüşüp görüşmeyeceği konuşuluyor. Ankara siyasetinde hareketli anlar A, yaşanıyor. A, 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 A metaforunu e, kullandı. Evet MHP lideri Devlet Bahçeli Hı. ile görevden alınarak yerine kayyum atanan e, Mardin Abi. Büyükşehir Belediye Başkanı. Ahmet Türk görüşecek mi soruları gündemde. Ee, bir bahçeliyi dinleyelim bakalım. Dinleyelim zor yorumlayalım. Türkün cevabını söyleyelim. Güneydoğunlular değerli bir şahsiyet, ağalık vasfına sahip bir insan. Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz. Bazı toplantılar hür ağalığın bazı önemli vasıfları vardır. Ağaların kapısı açık olur, aşı da bol olur. <laughs> Onun için birileri ziyaret ettiğinde 42 davar var kesmesi bir <laughs> sebebi de sofranın bol olmasındandır. Sağ olun. Çok teşekkürler. Teşekkür Efendim Sayın MHP lideri Devlet Bahçe ile bir görüşme olacağı iddia edildi. Bu iddia doğru mudur? Ee, neler söylersiniz? Ya öyle bir talebimiz yok, öyle bir randevu da yok. Yani öyle böyle kendiliğinden oluşmuş bir şey. Güneydoğunlular değerli bir şahsiyet ağalık vasfına sahip bir insan. Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz. Bazı toplantılar olur. Ağalığın bazı önemli vasıfları vardır. Ağların kapısı açık olur. Aşı da bol olur. Onun için birileri ziyaret ettiğinde 42 davar kesmesi bir sebebi de sofranın bol olmasındandır. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Efendim Sayın de Devlet Bahçeli ile bir görüşme olacağı iddia edildi. Bu iddia doğru mudur? E, neler söylersiniz? Şimdi Ahmet Türk tabii Türk'ün açıklaması tam net duyuluyor ben söylemişlerse. Şöyle, şey söyleyerseniz. Eee böyle bir sınırlı süreyle odasında o Grup evet. Başkan vekili. Evet. Ee, böyle bir talep yok, randevu da yok şu anda. Barış için uzatılan her eli tutarız. Barışa katkı sunacak herkesi canı göl, gönülden destekleriz. Barışın önündeki taşları temizleyerek e, barışa ulaşırız şeklinde Çok güzel. bir açıklaması var onun. Çok güzel. Ahmet Bey zaten Yani aslında herkes ılımlı yaklaşıyor. Herkes olumlu, ve, evet. ılımlı. olumlu evet. ve ılımlı. Olumlu ve ılımlı. Uğurras da Geçen hafta Devlet Bey ile görüşmesinden sonra Ahmet Türk görüştü. Devlet Bey görüşmesinden sonra Ahmet Türk de çok olumlu. Ben Ufuk Hoca ile konuştum. Tuncel Bakırhan çok olumlu. Sırı Süreyya Önder çok olumlu. Ahmet Türkiye de kendi el uzatıyor. Ağlar diyor, ağdır diyor. Ağanın aşı bol olur, eli bol olur. 42 davar maşallah. Tabii biz ağalık dönemini görmediğimiz için 42 davarı kaç kişi yer yani Özgü <laughs> 42 de var. Bayağı bir çıkar yani. Biraz espri mi yapıyor acaba? Yok ben... gerçek gerçek. güneyde öyleydi Sen, sen eski şu ağalık filmlerini seyretmiyor musun? Kemal Sunal, Şener Şen, yani, Davaro, Mavaro izlemedin gerçek gerçek gelmedi gerçek biraz. Şey. Sen tabii o feodal dönem yok. Yani senin ya, yani akıl bali olduğunda, genç kız olduğunda Türkiye kentlerde yaşıyordu. Rasim'e e... kimse evine yemeği çağırmıyor. <laughs> evet doğru evet kimse, kimse evine yemeğe çağırmıyor. Sen şaşırdın mı? Sen bir 24 yaşında genç ben bir kırk yapıyor zannettim öyle durumu şey, yumuşatmaya gerçek, çalışıyor zannettim 42 da var kesilir. Mardin'de Diyarbakır'da Şanlıurfa'da Allah aşkına şu bak sana birkaç ben şey, biraz genç genç izleyicimiz çok biliyorum 2004 2005 doğumlular da var Züğürt ağayı seyredin iki kibar feyzo'yu seyredin Davaro. var hani o hani bunlar ağalık olguzur gerçekleri anlatan filmler değil ama yani Karikatür karikatür gibi olsa evet, da evet. bire ağlık işte a orada işte, pehlivan çağırıyor. Pehlivanı yenince bütün köy marabalar yemek yiyor. Bir gün yeniliyor marabalar ağa, şey, diğer pehlivanı dövüyor. Senin yüzünden yemek yemedik diye. Karpuzlar kesiliyor. Davarlar kesiliyor ama 42 davar yani bayağı bir insan yer değil mi 42 davar? 100 yani, kişi doyar mı sen ne diyorsun şimdi? 42 davar. <laughs> 42 davar keselim. Sofrayı hazırlayalım sana deseler. Kaç kişi doyurursun? Bilmedim <laughs> ki şimdi. Çok iki, çok fazla bir yani. kişi olur Evet ya. herhalde. Bayağı. Bayağı. Çünkü <laughs> köy doyarır. Belki iki köy falan doyar. Kasabada doyar yani evet. 42 davarla. Onun için gayet de bir şey. Devlet Bahçeli Osmaniyel. Kağıthaneyi doyurur muyuz acaba 42 davarla? Kağıthane davar. doyar abi. 42 davarla kağıthane doyar abi. Devlet Bahçeli Osmaniyel. Adanalı. Adana, hani Kürtlerin yaşadığı, e, çoğunlukta olduğu bölge değildir ama çok yakın. Adana, Diyarbakır, mesela Mersin'de de Kürt vatandaşımız çoktur biliyorsun, oradan gelenler. Halbuki yani Mersin'in, kendi Mersinliler Kürt değildir ama Akdeniz Belediyesi falan değil mi sen? Şimdi, daha iyi bilirsin. E, Mersin'deki nüfusu çoğunluğu. Kürt oldu evet, şu an. Evet, Akdeniz evet. Belediyesi mesela evet, evet. hala demde galiba. Ya da CHP aldı kendi uzlaşısıyla, tam bilmiyorum sen, daha iyi bilirsin. Şimdi dolayısıyla o kültürü bilen bir insan. Şimdi Adana, Osmaniye, Mardin çok da uzakta değil. Dolayısıyla bu görüşme olacak bence. Bu dakikadan sonra Ahmet Türk görüşme, görüşme talebi bulunmazsa Ahmet Türk'ü buradan çok sert kılarız. Bak ben zannetmiyorum Ahmet Türk'ü tanırım. Ya, ya, yaşı başı vardır. Ahmet Türk 73'te bile milletvekiliydi. 73! Annen kaçlı? 79. Anne, aynen, aynen 79. Annen doğmadığı zaman milletvekiliydi. Baban doğmadığı zaman milletvekiliydi. O kadar eski bir adam. 73. O zaman Demokratik Parti vardı ondan milletvekili oldu. Sonra CHP'ye geçti. Ağa çocuğu dediği gibi Devlet Bahçeli'nin. Ve siyaset yolcu devam etti. Hapisler, sürgünler, Diyarbakır cezaevi, işkence. Gerçekten şey bir kariyeri vardır. Yani saygıyla bakıyor. Hatalar da çok olmuştur. Benim Ahmet Türk'e kızdığım da çok olmuştur. Ama hep mücadele etmiştir. Yaşı da çok ileri. Evet. Devlet Bahçeli Ahmet Türk görüşmesi Gerçekleşiyor Türkiye diyorsunuz. için faydalıdır. Devlet Bey elini sonuna kadar uzatmıştır. Ahmet Türk Sırrı Süreyya'nın odasında konuştuğunda daha Devlet Bahçeli'nin bu açıklaması bilmiyordu. Bu açıklamadan daha welcoming İngilizce tabirle yani hoş geldinci gel buyurcu bir açıklama yoktur. Ahmet Türk hemen Sayın Ufuk Uras gibi ilgili söylemeli. Hemen randevu verilir. Bir devlet bahçeli Ahmet Türk görüşmesine hazır olunsun. Ben ceda Ağa çocuğudur bu Devlet Bey de Osmaniye'nin en zengin ailelerinden birinin çocuğudur. Hiçbir zamanda hiçbir zaman para sıkıntısı çekmediği için de para, pul, yolsuzluk, zerre yavuzsuzlukla Devlet Bahçeli ismi bile anılmamıştı tarihte. Çok ilginçtir bu yani. Asla. Bilakis araba hediyeleri, araba koleksiyonu vardır. Araba hediyeler. Sevdiklerine falan filan. Böyle bir değişik bir insandır. Evet. Onun için sanki Ahmet Türk gelirse de ağanın eli tutulmaz. Böyle demlilere bir ziyafet falan artık bilmiyorum bir şey olabilir yani. Öyle hissettim. Bu 42 da var. İki ağa. Evet. Bilmiyorum, 42 da var. <laughs> 42 var seni şok etti mi? Beni çok şok etti yani bayağı hala. <laughs> Şu ağa bugün izleyeceksin. Tamam Mustafa ile gideceksin. Peki. 42 davar. <laughs> Bunu Devlet Bahçeli Ahmet görüşmesini biz de Lider haber olarak alkışlıyoruz. Takipçisi Çok da olacağız. takipçisi olacağız. Ee, Bravo. Yaşanan gelişmeleri aktaracağız. Evet. Bir gerginlikle devam edeceğiz. Evet. Milli Savunma Bakanlığı bütçe... Heh. Ee, ...görüşüldü. Bütçesi görüşüldü. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda... ...Sankü bugün gerginlik çıktı. Ee, toplantı başlamadan önce... ...CHP'li milletvekilleri... ...Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e... ...tepki gösterdi. Ee, CHP milletvekilleri Mustafa Kemal'in askerleriyiz... ...sloganı atan teğmenlerin... ...ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna... ...sevk edilmesini protesto etti. Ee, Yaşar Güler'e... ...teğmenlerimize sahip çıkın... ...Fesli Kadir'in değil Atatürk'ün askerleriyiz genç teğmenlerimizin yanındayız dediler. Bir veterimiz var ben olayı göreceğim. özetliyor. Bakalım bir ondan görelim. sonra devam ondan devam sonra konuşalım. Günaydın. 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 Biraz geniş alabilir Bu başkanımız, anlayış devam ediyor komutanlara sahip çıkılmasını talep ediyoruz. Eyvallah. Ee, evet. Sayın, Sayın Bakanım askerlerimizi koruyun ya lütfen ya. Yani. Sayın Başkan Trikopolis'in değil Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurucusu, ilk başkomutanı Mustafa Kemal'in asker olmak suç olmamalı. <laughs>

Günaydın. 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 Sayın Bakanım, 2023'e kadar suç olmayan şey nasıl bugün suç oluyor? Günaydın. Biz Fesli Kadir'in yanında değil, Atatürk'ün askerleri yanındayız. Günaydın. Biz Günaydın. Mustafa Kemal'in askerleriyiz burada. Sayın Aybo, teşekkür ediyorum. Biz Günaydın. genç teğmenlerin yanındayız. Sayın Bakanım, siz de teğmen oldunuz. Günaydın. Bugünler hatırlayın. Evet, Günaydın. siz de o karar bu da okudunuz. Bu gençlere Günaydın. sahip çıkılacak. Bu gençler yol atılmayacak. Bak bak. Kamuoyunda tartışılması bile bu evet. ülke için ayıptır. Buraya bak buraya, buraya. Biz bunun askeriyiz. Nasıl bir bir biz? Evet, ne kadar güzel. başarılı kadın. Ya ben ya ben ya başarılı başarı. kadın. Ceza mı alacaksınız de? Ben Mustafa Kemal'in askeriyim. Sen diyebiliyor sayı musun Sayın Bakan? Ya bütün bir bütün atatmışlar, işler, bu, bu, bu şekilde cevabınızı verin. Ne bir ya. Ne, ne zaman Hepiniz, de hepiniz de tek de bir askeri askerisiniz da. ya. Bu ordu. Hepiniz askeri çıkmak zorundasınız. Bu ordu size emanet. Bu Bu mudur Açıklamanız nerede? Böyle bir arkadaşlar. Aslında olay Son ee, derece kibar başlıyor. Kibar başlıyor. Aynen öyle. Elini sıkıyor. Güzel. Bakanım diyor. Sahip çıkalım teğmenlerimize diyerek başlıyorlar. O da, çok güzel diyor. Bak ya bakın. Yaşar Paşa. Bakın. Her zaman da genel Sonrasında derişim. tansiyon biraz yükseliyor. Bak, ya. aynen. Şimdi bakın. Ben size samimi söyleyeyim. Bizim kanalımızda çalışan Tuğgeneral General Özgür o Paşa var. Özgür evet, Tor. Evet Özgür Başka kanallarda çıkıyor. Halk TV'de çıkıyor. Başka Eylül'de çıkıyor. Ve ben eminim. Ben konuşmadım kendisiyle ama. O da tıpkı benim gibi Teğmen Ebru Eroğlu'nun atılmasına karşıdır. Ben de buradan karşı olduğunu söyledim. Peki Tuğgeneral sevgili Özgür Paşa'mıza soralım burada. Şu yapılanlara, bak bunlar değil, sonraki bağırmalara, çağırmalara sen kimsin, sen onun, senin bahsettiğin sen genelkurmay başkanı Yaşar Güler Kuleli Asker Lisesi'nden beri bu ordunun mensubu, en tepeye gelmiş, 60 senesini geçirmiş. Bak siz böyle yaparak tüm askerleri kaybediyorsunuz. Özgür Paşa da şunları görse der ki siz ne terbiyesiz ne aşağılık insanlarsınız der. Bak siz bunu söyleyince ben bir şey söyleyeyim mi? Bak Hulusi Paşa daha sert tabiatlıydı. Gelip kimse elinde sıkmazdı. Otururdu. Ne derseniz deyin. Konuşur. Hatta arada mikrofon konuşmaları yansıdı. Kim lan bu falan diye. Hani konuşmuyla bir git alamıyor. Onun üstü böyledir. Yaşar Paşa. Muğut edil tabiatlı. Geliyor. Tek tek herkes orada bak demlilerin elini sıkıyor. Saruhan onu çor orada. Dem bile etmekle. Sıkmıyorum diye bir sıkıyor. Şu diyor Mustafa Kemal'in askeri Bakanlık hizmeti. ne güzel. gömleğini giyerek. Evet. Mustafa Kemal'in askeriyiz diyor. Mesela sen bana o milletvekili yok. Ben Yaşar Paşa olayım. Ama sen de mesela Mustafa Kemal'in askeriyiz. O asker o bunlara başa gelmesin. Bakanım e, teymenlerimize sahip çıkalım. Mustafa Kemal'in askerleriz diyen çocuklarımıza sahip Biz çıkalım. Ne güzel. bu ne güzel diyor. Tabii. Bak dikkat edin. Susun demiyor. Ne güzel diyor. Ne güzel diyor bak. Mustafa Kemal ne güzel diyor. Hiçbir tepki vermiyor. Gayet güzel. Hatta bir noktada tutuyor, destek bırakmıyor, oluyor, elini, evet. dinliyor uzun dinliyor, uzun Dinliyor, bakın diyor diye. 25 Kasım'da atılacak bunlar diyordu. Atılmadı, atılmadıysa Yaşar Paşa gibiler sayesinde. Bakın ben Teğmen Ebrelioğlu atılmasın dedim diye daha radikal İslamcı kesimlerle tepki gördüm. Ama umurumda değil, umurumda değil. Bizler bu mücadeleyi veriyoruz ama... Onları atında görelim. Yaşar Paşa haddini bil diyenler. Bu üslup Teğmen Ebru faydalı mı? Yoksa bu iç kızları, bu küçücük gençleri, ya 22 yaşında hepsi senden küçük gençlerin atılmasına mı hizmet ediyor? Orada şey, Fesli Kadir. Yahu Kadir Mısır o, öldü gitti. Nedir hala derdiniz kardeşim? Manyak mısınız ya? Sizin derdiniz bu teğmenleri attırmak mı? Bak şuradaki ustup terbiyesizlik. Bu şunu bir aç bakayım bir. Bak bu bu nedir biliyor musunuz? Bu Teğmen Ebreroğlu'nun atanların kafası. Atmak isteyenleri şu an Teğmen Ebreroğlu'nu atmak isteyen bir radikal kesim var. Onlar mutlu. Çünkü heh, aç. Hayır, olay bu değil zaten ama insanlar bu yöne çekiyor olayı. Evet. 35 bir cümle duymadım. peygamberimiz önderimiz hakkını savunmak sizin boynunuzun borcu. Sen, sen bak. Ordunun dereceye girmiş kadın. Ya 30 bizi bir dur. Sizin borcu. Ya yok. bak. Hale bak. Milli Savunma Bakanı Orgeneral Yaşar Güler. Onu bu şekilde savunmak bana düştü ya bu hale bak. Ya kardeşim siz adam size güzelce anlatıyor. 35 dakika briefing veriyor. İşiniz şov mu? İşiniz şov mu sizin? Yani bundan saçmalık. Bak Teğmen, Ebru, Eroğlu özel doğru. Ama ben size önce söyledim. Orada kılıç çakırtatanların içinde hak yolcular var. Menzilciler var. Siz devletin için bilmediğiniz için. Siz sadece popülist siyaset yapıp, mevcut rejimin numaradan muhalifi yapıp. Aslında ben size bir şey söyleyeyim mi? O bağıranlar var ya, o bağıran CHP'liler. En başta hepiniz, hepiniz Tayyip Erdoğan'ın askerisiniz. Hepiniz Tayyip Erdoğan'a hizmet ediyorsunuz. Siz CHP'liler ediyorsunuz ha. Yaşar Paşa'dan daha çok ediyorsunuz ha. Böyle yaparak, böyle yaparak muhalefet yapmıyorsunuz. Şov bugün. yapıyorsunuz, rahatlatıyorsunuz. Bizim yani bizim tırnak içinde salak muhalif kitleyi gazlarını alıyorlar. Tıpkı şeyde oldu, kreş. Yok adam bugün artık kreşler açık bağırıyorlar. Bak. Bugün kreşlerin açık olmasını en çok isteyecek kişi sevgili Ezgi'dir. 24 yaşında genç anne adayı. Baktı ikimiz de kızdık. Ya kreşleri mi kapatıyorlar? Bir inceledi. Ya kreşi kapatıldı falan yok. Uyduruktan bir konu çıkartılıyor. Ben bugün en son haberde de söyledim. Bunlar olayı ne biliyor musun? Kreş adı altında açılan. Heh! Bunlar olayı ne biliyor musun? Bulacaklar bir Yusuf Tekin gibi birini. Bir Ali Erbaş gibi birini. Bağıracaklar, çağıracaklar. Aa kitleyecek ki ne güzel muhalefet ediyor. Netice? Yok. Sonuç yok. Bak bu ayap, bu davranışların kralın Özgür Özel yaptığı 2018'de. Sonra dedi ki hiçbir faydası olmadığını gördüm. Hulusi Akar'a bağırdım, çağırdım, hain dedim, alçak dedim. Hiçbir faydası olmadığını gördüm. Ve bugün dedi ben bunu yaparak kendi kitleme morfin vermek istemiyorum. Sorunları çözmek istiyorum. Şu şov, sırf kamerada çekiyorlar özellikle. Evet. Şov olsun. Oraya buraya atsın, Olay olsun. Olay olsun. Ya milis olmak ılımlı tabiatlı, mutedil tabiatlı adamı bile delirtmek mi istiyorsunuz siz? Bak Türk ordusunu diyorum bak Halk TV'ye çıkan generalleri bile kaybedersiniz siz bu kafayla. Çünkü onlar da komutanlarına böyle affedersin şeye gibi yani ne diyeyim şimdi bir benzetme yapacağım da ters olacak. Bilmem nelere gibi davranılmasını istemez. Evet. Kendi komutanlarına Kurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı'na böyle terbiyesizce, ahlaksızca sırf şov yapmak için davranan. Bak ilk başta Ezgi çok güzel söyledi. Ne güzel. Onu da bir gösterin bak. Güzel başlayan şey işte Türkiye'de hiçbir Hatta şey. Hatta ıı, direkt veteri verdiğimizde biz arkada evet. sizinle konuştuk aslında. Ne kadar? kadar da güzel. Orada Veli Ağbaba'nın sesini duyuyorum. Bak Veli A. baba yanlış duymuyorsam. Veli Ağbaba. Ben senin siyasi geçmişini biliyorum. Seni tanıyorum. Yapma. Sen Mustafa Kemal asker değilsin. Sen Kemalist değilsin. Sen ulusalcı değilsin. Sen Malatyalı bir Kürtsün. Ve ben siyasi çizginde ulusalcı Kemalist falan değil. Yapmayın. Yalancılık yapmayın. Hani anlatabiliyor muyum? Ben mesela AK Parti içinde dindar olmayıp da dindar gözükenlere de çok laf sokarım. Ya derim oynuyor Senin dindar mindar değil. Her gün içer adamsın. Şov yapma. Eyüzü bilmem ne. Dinlersen dinlersin, sekülersen sekülersin. Ben mesela seküler bir insanımdır. Hiçbir günde dalan söylemedim halka. Burada da Veliağa bu ondan dikkat ettim. Onun sesi. Bak tipini görmedim ama o ses Veliağa babanın sesi. Özgözler çok yakın. Ya Veliağa bu Veliağa bu ulusalcı değil, Kemalist değil, hiç değil ya. Yani sır şov ya. Heh. Şuradan itibaren bir izlet bakayım bak. Sesi dinleyebilir miyiz tekrar? Bir kadar suç olmayan şey nasıl bugün suç oluyor? Biz Fesli Kadir'in yanında değil, Atatürk'ün askerlerin yanındayız. Uzun uzun Mustafa Kemal'in yanında. Evet. Ne e güzel, güzel diyor. Güzel. Biz genç teğmenlerin yanındayız. Sayın Bakanım siz de teğmen oldunuz. Günaydın. Bugünler hatırlayın. Evet. Siz o güzel, gayet güzel, gayet güzel, gayet iyi. E bak teğmen Ebru Eroğlu atılmasın isteyen bir kanalız biz. Bu tavrı koyuyoruz. Ama siz şu an Teğmen Ebru Erol'da atmak isteyen, sizin tabirinizde Fesli Kadir gibileri ki adam öldü yani şimdi Kadir Mısır oldu. Hadi hayatta olsun da Teğmen Ebru atılsın Ya da var öyle manyak fanatik tipler var. Şeyde de var yani iktidar medyası da var. Onlar doğru bulmuyorum ben. 24 saat izlenen bir ordudan cunda çıkamaz. Çıkarsa Milli İstihbarat Teşkilatı'nın mesuliyetidir. Milli İstihbarat Teşkilatı kontrolü Bugün çok güçlü bir istihbarat Eskiden orduya falan karışamazdı bitti Şu an mit ordunun bile üzerinde. Öyle bir Türkiye'de bu olmaz ama Ay. bir yandan da bu saçma sapan şeyler nedir? Ne işe yarıyor? Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nden evet, ilgili bir şey evet. dedi ya devletler bugün. Bunlardan bir halt olmaz. Yemin ediyorum olmaz. Bak muhalif kitleler bile mecburiyetten veriyor oy biliyorsun mecburiyetten özal gibi biri çıksa, demirel gibi biri çıksa ana muhalefeti o alır. Belki Tayyip Erdoğan'ı bile yener. CHP'de bir parti kalmaz. Bu, bu başka hiçbir şey değil ya. Sayın Kütahyalı bugün çok konuşulan bir açıklama daha var. Da İBB alalım. Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir açıklaması var. Çok söze gerek yok dinleyelim direkt dinleyelim, ondan aynen. sonra konuşalım. Millete Sayın Sayın Başkanım. Millete terörist demeyeceksin. Sayın Başkan. Ağzına o ağzına o lafı kapatırlar yani. Arkadaşlar. Millete terörist demeyeceksin. Öyle yok. Arkadaşlar Öyle yok. bir saniye. Arkadaşlar. açık konuşsun. Sen değil. Arkadaşlar. Tamam Arkadaşlar. İnsanları Arkadaşlar insanları, birazdan grup başkan vekilimiz konuşacak cevap verir. Sakin olalım. Diye diye böyle böyle seçim kazanma kültürünü bitireceğiz kardeşim, bitireceğiz. Yok efendim, yok efendim. 15 Temmuz'dan önce terörist değil, 15 Temmuz'dan sonra terörist. Ya da 15 Temmuz'dan önce bir şey yaptıysan suçlu değil, sonra suçlu. Aynen şimdi yaptığınız gibi işinize bakın. İki sene sonra başka şeyler söyleyeceksin. Ya senin yanında konuşmadığımı biliyorsun sen. Sen adam yerine koymanda. Dur orada. Arkadaşlar da. bir saniye. Terbiyesiz. Başkan. Başkanım. Yanımda ağzını açamazsın. Arkadaşlar. ne diyorsun? Ne biçim bağırıyorsun? Başkan. Ne biçim bağırıyorsun? Arkadaşlar. Oradan? Ne bağırıyorsun orada? Ben konuşuyorum. Arkadaşlar. Sen bağıramazsın. Başkanım. Ben konuşuyorum. Sayın başkanım. Sus seni. Sayın başkanım. Yanımda ağzını açamazsın. Arkadaşlar bir saniye. Bir saniye. Kütahyalı aslında çok sağlıklı bir ortam yok. Oh. Ee, çok tartışıldığı için de ne dedikleri de tam anlaşılmıyor. Evet. Bir iletişim bozukluğu da Aynen. var aslında Şimdi ama tamamen, evet. genel hatlarıyla olay ortada nasıl Şimdi bakın. Ben Ahmet Özer'in içeride kalmasından yana değilim. Ama Ekrem İmamoğlu'nun da burada bunu yapma, yapmak değil. Ahmet Özer'in çıkması için daha kuvvetli böyle şovlar değil. Daha kuvvetli eylemler. Mesela ben hep onu söyledim. Tayyip Erdoğan'ın bir arkadaşı hapse atılmış olsaydı Tayyip Erdoğan'la muhalefette olduğu için gider orada kamp kurardı. Mahkemede kamp kurar, şeye gider. Bu CHP'liler hayatlarına devam ediyorlar. Adam hapiste. Evet. Kayyum adandı. CHP'ler Instagramlarına bakıyorsun. Keyif yapıyorlar. Oraya gidiyorlar. Tatile gidiyorlar. Yani senin parti arkadaşı hapisteyken daha. Burada Ekrem İmamoğlu bu tür şovlarla geçitiyor. Şimdi burada İmamoğlu'nun en büyük hatası şu. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın durumu aynı değil. Mansur Yavaş hep söylüyorum sana. Devletin B planı olarak bekliyor. Devletin eğer diyor Tayyip Erdoğan ve devlet Bahçeli'den sarkarsa ben hazırım diyor. Devletin B planı hatta ben bizim Galatasaraylı Batu vardır yedek forvet ona benzetiyorum. Şey, evet, ne biliyorum evet. O ben, şey Basu Şahin, Mansur Yavaş bu. Ekrem İmamoğlu bu denklemde yok. Ekrem İmamoğlu'nun başarılı olması, siyaset alanının açılması lazım. Siyaset alanı genişleyecek. Yoksa başında kayyum sopası var, başında yargı sopası var. Basarlar, alırlar, yine 10 gün, 15 gün konuşulur, geçer. Türkiye artık eski Türkiye değil. Bak bu Nevşin Mengü de söylüyor. Mağdur olursan iktidara gelirsin. Bunlar bitti. O 2002'deydi Ha, burada ne yapabiliriz? En büyük hatası. Devlet ve 22 Ekim'de açıklamayı yaptı. Şimdi Kürtlerin oyuyla oraya geldi. Dem Parti'nin oyuyla oraya geldi. Ki Ahmet Özer de Dem Partilidir. Ahmet Özer de Kürt milliyetçidir. Ne yaptı? İşte orada İmamoğlu büyük siyasetçi olmak yerine Trabzonlu Sarıgül kafasıyla hareket etti ve dedi ki ben buna karşıyım. Hayda. Halbuki sen orada şunu söylemen gerekirdi. Devlet Bey'in açıklamalarını dikkatle dinliyoruz. Önemsiyoruz. Kürt vatandaşlarımız da burada farklı düşüncelerler. Saygılı bak abartma. Yani sen illa destek ol falan bizim gibi ol demiyoruz. Ama çünkü senin oy tabanın Kürtler. İki, siyasetin alanı açılacaktır. Siyasetin alanı açıldıkça İmamoğlu'nun önü açılacaktır. Bunu düşünemedi karşı çıktı panik oldu Kürtlere ve be, eyvah, öbür tarafa gidiyor diye. tam ucuz siyasetçi beylik düzü kafasıyla hareket etti ve o günden beri kimyası bozuldu sağda solda kof kapalı açıklamalar yapıyor geliyorum gönderiyorum bir dahaki seçim yoklar indireceğim kaldıracağım Berlin'de konuştu onu biz konu almadık bunlar Aldık gidiyorlar e, vakit kalmadı vakit kalmadığı için bak Alman arkadaşım bugün aradı en son Berlin'de söyledi Sabah radyoyu dinliyor. Almanya'daki bizim Türk. İmam ol konuştu ya. Sabah Alman radyosunda bir yorumcu şunu demiş. Bu demiş İstanbul Belediye Başkanı ismi de bilmiyorlar. Tayyip Erdoğan rejiminin propagandasını yapıyor. Bak çok farklı bir bakış açısı. O ne demek? Ya demiş Türkiye'nin sıralaması Rusya, Venezuela falan la aynı yerde. Bu bize geldi. Ben geliyorum demokrasi var seçileceğim geleceğim dedi. Bu dediğim rejim propagandası. Bu adam bak biz burada ne diye yoruluyoruz ki bu yorumu iktidar medyasında hafızalası almaz. Sahte muhalefet medyasında hafızalası almaz. Sen tabi baya iyi bir siyaset bilimi eğitimi aldın bu 9 Eylül'ten beri sen anlıyorsun. Alman yorumcu bunu söylemiş. Tayyip Erdoğan rejiminin propagandası yapmaya gelmişti. Bak burada Tayyip Erdoğan devireceğim kahramanım ben vatan kurtaran Şaban rolünde değil mi? Alman gazeteci de diyor ki bu İstanbul Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan'ın propagandası yapmaya gelmiş. Sizin ülkeniz Rusya ile Venezuela ile aynı ligde. Sen seçim normal oluyormuş, demokratik ve hukuk devleti ülkesiymiş gibi, çağdaş demokratik bir ülkeymiş gibi ben geliyorum diyorsun. Ve seçim her şey de değil halk ayaklanmasıyla geleceğiz falan demiyor. Seçeceğiz Gireceğim, ya. seçeceğim diyor. Ondan sonra da bilmem ne. Evet Ve diyor bunu söyle bakın Batılılar da böyle bakıyor ha. Biz burada kendi çöplüğümüzle konuşuyoruz da Batılı Alman yorumcu da bunu söylüyor. Bunu unutmayalım. Siyaset alanı açılırsa İmamoğlu bir şeyler yapabilir. Ve ben İmamoğlu'nun siyaset alanı açılsın isterim. Samimiyetle isterim. Ama yok. Bu çap yok. Başka bir örnek vereyim. Evet lütfen. Mehmet Ağar hep daha önce de verdim. Mehmet Ağar 2007 seçimlerine giderken Demokrat Parti Genel Başkanı. Aşırı milliyetçi bir insan. Derin devletli deyince aklına Mehmet gelir. O Mehmet Ağar 2007'de Diyarbakır'da Ezgi'cim dedi ki dağdakilere sesleniyorum. Dağdan inin, silahları bırakın, meclise gelin, düz ovada siyaset yapın. Yıkıldı ortalık. Devrin Genel Başkanı Yaşar Büyükaret Mehmet Ağar'a en ağır hakaretler etti. Vatan hain demeye getirdi. Mehmet Ağar da devrin devletin içinden geliyor. Sen kimsin dedi. Ben terörle mücadele yaptım. Haddini bil dedi. Biraz devlet bahçeliyle pozisyonu benziyordu o, günler için. Ve yıkılıyor orada. Şeyler kızıyor. Milliyetçiler, Türkçüler falan. Mehmet Ağar'ın bu lafı var. Devlet Bahçeli 22 Ekim gibi. O gün Tayyip Erdoğan Başbakan. Ezgi'cim. Cumhurbaşkanı Ahmet Ece Sezer, Dışişleri Bakanı Abdullah Gül. Başbakan Erdoğan'a soruldu. Bak seçime gidiliyor. Yani öyle şu an da seçim de yok. İmam olduğunu bunu demesini gerektirecek bir şey de yok. Dört sene var seçime. Ama zaten so erken seçim istiyorlar ya ve erken seçimi. Öne sürdükleri için. Ya ben de Hollywood'da aktör olmak istiyorum. Ya Allah aşkına arkadaşlar. Ya bunları böyle halkı kandıra kandıra. 2023'te bu milleti kandırdınız. Bak Erdoğan'ın yok diyor ki. Benim evimde diyor üç kuşak kadın bir ayağı diyor. Kandırdılar bizi diyor. Kemal geliyor. Kemal geliyor. 57. 56. Üç kuşak kadın ağladı diyor. Şu an muhaliflerin hakkını ben savunuyorum ben. Bu öbürleri halk divide halk divide malı götürüyorlar. Paraları indiriyorlar. Sizin duygularınıza dalga geçiyorlar. Muhalif halkımıza sesleniyorum. Duygularınızla dalga geçiyorlar. İmamoğlu'da da para çok. Etrafındakilerde de para çok. Dağıtıyorlar parayı. 2023'te de aynen yaptılar. Ben size gerçekleri anlatıyorum. İmamoğlu gerçekleri anlatarak siyasi mücadele verirsin. Yalan söyleyerek değil. Evet, evet. Bak Alman yorumcu bile diyor. Bu İstanbul Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan rejiminin propagandası yapmaya gelmiş diyor. Rusya, Venezuela gibi ülkesiniz siz diyor. Ne söylüyor bu gözlüklü yani adam? Siz de aynı yorum yapmışsınız. Ya Sizin kardeşim yani bunu ben, ben tam bu kesinlikle söylemem. Türkiye'yi biz daha detaylı biliyoruz. Alman nereden bilsin? Listeye bakıyor. Ya şuna benziyor bu. Şimdi sen diyelim. Senin kardeşin var senden küçük. 90, işte 2004 doğumlu. Futbolcu. Futbolcu olmak istiyor. Almanya'da bir takım geliyor. Diyor ki ya diyor işte Ezgi Hanım kardeşinizi biz Almanya'ya transfer etmek istiyoruz. Sen futbolu çok anlamazsın. Bir bakayım siz hangi takımsınız? SSV Ulm. Bir bakıyorsun Alman 4. liginde. Kusura bakmayın diyorsun ben kardeşimi Alman 4. liginde oynatmak için gönderemem. Evet. Borussia e Dortmund geldi. Aa diyorsun hemen gönderelim. Doğru mu? Alman da bakıyor. Ulan diyor bu ne? <laughs> Listeler ortada. Dünya demokrasi sıralaması falan. E diyor bu İstanbul Belediye Başkanı. Anladın mı? Bunları düşün. Biz kimse buna düşünmüyor Türkiye'de bak. Bu perspektifle bakan yok. Kendi dünyamızda kendi kendimizi aldatarak. Ya 2023 daha dünya dün. Ben bir önce kim söylüyorum? 2023 sana hatırlamıyor musun hatırladım? 23 yaşındayız. Ne havadaydı millet? 57 ile geldik, 56 ile geldik, bitti bu iş ne, denmedi mi? Evet, 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 haklısınız. Ne oldu? Halkı kandırdınız. O anket şirketleri başta Bekir Ağırdır, yalan söyledi halka, kandırdı. Kardeşim, bak, Mehmet Ağar hikayesini anlatıyordum, öyle bitireyim. Mehmet Ağar'ın açıklamayı Tayyip Erdoğan rakibi, Demokrat Parti Genel Başkanı'ydı o. Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Başkanı. Ben dedi Sayın Mehmet Ağar'ın açıklamalarını dikkatle dinliyorum ve çok önemsiyorum. Abdullah Gül Dışişleri Bakanı'ydı. Mehmet Ağar'ın açıklamalara aynen katılıyorum dedi. Niye biliyor musun? O açıklamayla AK Parti'de siyaset alanı genişliyordu. Devletin alanı daralıyordu. Askerin alanı daralıyordu. Siyasetçilerin önü açılıyordu. Şimdi Mansur Yavaş'ı ben anlıyorum. Mansur Yavaş siyaset alanı genişlesin istemiyor ki. Mansur Yavaş istiyor. Devletin alanı genişlesin. Ben de Batu Şuhay gibi bekleyeyim. B planı olarak ben de Cumhurbaşkanı veririm. Ama sen olamazsın. Senin olman için siyasetin alanının genişlemesi lazım. Ve bu Bahçeli'nin büyük bir fırsat. Eğer bunu dediğin zaman farklı bir diyalog olacak. Belki İmamoğlu'na gel diyecek. Şimdi kabul etmiyor Devlet Bey. Adamın açıklamasına köstek olmuşsun. Sonra ne o istiyorsun? Evet. Ben diyorum ki Ezgi Kılıç sen şöyle alacaksın böyle alacaksın. Öbür gün Ezgi'cim görüşürüz. Rasim Bey güle güle dersin. Kusura bakmayın. Bana hakaretler ettiniz. Doğru mu? Evet. Hakikaten. Hep bu ya. Evet Örneklerle hep bul. seni kullanıyorum kusura bakma Ben varım burada elinizde <laughs> ben varım Yani ben inşallah Beni anlarsınız sevgili izleyicilerim Hiçbir yerde söylenmeyen şeyleri Söylüyorum size bakın İktidar kanalları ayrı masal Anlatıyor öbürleri ayrı masal Anlatıyor masalcılar diyarı Ben bunu anlatıyorum Vallahi bazen İmamoğlu'na mektup yazmayı düşünüyorum biraz bilinçli Baksın siyasi hayata diye Ya da bazı arkadaşlarım var onun yakını Diyorlar ki kabası biliyor ama korkak. Ölümü göze almıyor. Kefeni cebinde değil. Ben bunu en son haberde anlattım yarın dinle. Kefeni cebinde değil. Çünkü zengin çocuğu hep konfora alışmış, mücadele etmemiş. Evet, evet. Ali Koç gibi biraz. Neyse, yarın Koç. Aynen öyle. Kaldığımız yerden yarın devam, ya, devam edeceğiz. Biraz de söz edelim. Ateşli ediyorum. bir konuşma oldu. Kusura bakma. İnşallah yani insanların Kulağına bunlar biraz girse tabii, bile bana tabii yeter. Tabii ki Sayın Kütahyalı. Bugün de değerli yorumlarınızla Bence gündemi değerlendirdiğiniz olalım. için teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet 26 Kasım Salı Rasim Ozan Kütahyalı ile Haber Yorum'da sizlerleydik. Sayın Kütahyalı değerli yorumlarıyla gündemi değerlendirdi. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Lider Haber'de kalın.